Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Ben Mustafa Onur Arslan, 25 yaşındayım. Rehber olma adayıyım. Eğer sınavlarımı başarıyla verebilirsem, bölgenin sonunda inşallah rehber olarak, profesyonel turist rehber olarak çalışmaya başlayacağım. Bu kadar kendi hakkımda. İnşallah. TUREP nedir ve işlevleri nelerdir? TUREP, Türkiye Turistler Rehberler Birliği'dir ve Türkiye'de aktif olarak çalışan profesyonel turist rehberlerinin bir odası, bağlı olduğu kurum olarak geçer. Ve çok yakın zamanda 2012'de 6327 sayılı meslek kanununa sahip olmamızdaki en büyük etkendir. Çünkü TUREP'in yöneticileri bu konulara çok ciddi çalışmalar, çok ciddi çabalar sarf ettiler. Çünkü biliyorsunuz artık her ne kadar profesyonel turist rehberliği olarak geçse de eskiden resmi bir meslek değildi. Bununla ilgili haklarımız tam olarak sahip değildik. TUREP rehberlerin haklarını koruyan, rehberlerin yaptıkları işlerin denetimini sağlayan bir kurumdur. Teşekkür ederiz. Şu an Sivas'tasınız. Sanırım bir rehberlik sınavı var. Turist rehberliği. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Sivas İç Anadolu Bölgesi turunun son noktası. Sivas zaten Türkiye'nin hemen hemen en güzel şehirlerinden birisi. Yani bunu siz röportaj yapıyorsunuz diye söylemiyorum. Gerçekten çok güzel, çok gerçekten tarihli, iç içe harika yerlerden birisi. Her bölgenin sonunda sınav alıyoruz. Her şehir, bölgenin sonundaki şehirde yapıyoruz bunu. İç Anadolu bölgesinde en doğuda olan Sivas. O yüzden de sınavımızı burada gerçekleştiriyoruz. Bu sınavı neden oluyoruz? Sınavın içeriği nedir? Ve bu sınavdan başarılı olan kişiler aldıkları belgeleri nasıl kullanabiliyorlar? Bu sınavların işleminden başlayayım. Bu sınavın işlevi öncelikle gezdiğimiz bölgelerdeki, eğitim bölgelerindeki öğrendiğimiz öğren yerleri, kültürel miraslarımızın gerçek anlamda benimseyip, öğrenebilip, öğrenemediğimizin bir kontrolüdür. Çünkü daha önceden de bahsettiğim gibi eskiden meslek kanunumuz olmadığından dolayı ruhsatname sadece bakanlığa başvurarak alabiliyordu. Kursları vardı. Artık böyle bir sistem yok. Artık her şey çok profesyonel bir şekilde yapılıyor. Hemen çok kısa nasıl profesyonel bir şekilde turist rehberi olunur ondan bahsedeyim. Belli kriterlerimiz var. 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yapılan eğitim gezilerinde ki bölge sonundaki sorulara doğru cevap verebilmek, 40 sorunun 30'una doğru cevap vermek ve YDS yani yabancı dil sınavı, TOEFL veyahut TUREP'in kendi düzenlediği dil sınavından başarılı olmak. Bu kriterleri sağladığınız ve çok özür dilerim en başından eklemeyi unuttum. 2 yıllık veyahut 4 yıllık turist rehberliği bölümünden programından mezun olmak. Başlıca kriterlerimiz bunlar. Sınav içeriğine gelecek olursak eğer, İç Anadolu bölgesinde veya Ege veya Marmara, nereden olduğu bağımsız, gezdiğimiz her noktanın, her öğren yerinin, her kültürel mirasın hepsini çok net ve çok doğru bir şekilde öğrenmek zorundayız. Çünkü biz profesyonel turist rehberleri olarak bir misyonumuz ve bir vizyonumuz var. En önemli misyonumuz tabii ki de ülkemize gelen yabancı insanlara, Türkiye'yi tanımayan insanlara bunu Türkiye'yi çok iyi bir şekilde tanıtabilmek. Şimdi bunu yapabilmek için de bilgili olmanız gerekiyor. Ve bu bilgiyi ölçmenin skalası da bu bölge sonundaki sınavlarımız. Yani sınavın içeriği gezdiğiniz bölgedeki öğren yerleri veya kültürel miraslarımızı ne kadar iyi bildiniz. Evet. Sınav bu. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şehrimize hoş geldiniz. Umarım daha fazla yetkin insanlar yetişir ve ülkemizi çok daha iyi tanıtırız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şeref ederim. Sağ olun.